Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şebefruz Bölüm 17. Karanlığa hapsolmuş ışık hüzmesiydim ben. Titrek, her an sönecekmiş gibi güçsüzce yanmaya çalışan umuttum. Karanlığın umudu. Karanlık her bir hücreme acımasız darbelerini vurarak işlemişti. Kanıma karışan kör karanlık ışığımı söndürmek yerine can vermişti bana. İşte o an ben artık karanlığa hapsolmuş ışık hüzmesi değil, karanlığı aydınlatan ışık hüzmesiydim. Ben gücümü karanlıktan alıyordum. Çünkü benim sahip olduğum tek şey karanlıktı. Değildi, Tarık'tı. Ciğerlerime yapışan kanlar karanlığın gözyaşlarıydı. Kelimeler kelimelerini kör kuyulara hapsetmiş, sükunetin hükmüne girmişlerdi. Ruhu çekilmiş, aciz bir bedenin soğukluğu gibi soğuktu ortamdaki hava. Gergin bir tenin üzerinde sarsak bir şekilde yürüyen cambazın acemi korkusu vardı bazı yüreklerde. Mira'da olduğu gibi, bazı yüreklerde ise cehennem alevleri korlanmış, intikamın soğuk nefesi enselere üflenmişti. Tıpkı Ezra Erdem'in kalbini saran kar fırtınası gibi. Ayhan temkinli adımlarla salona girdiğinde ilk defa tedirgindi. Her zaman ikinci bir planı olan, her olaya hazırlıklı olan bir adamdı. Fakat son yaşanan olay bile onu dumura uğratmış, elini kolunu bağlamıştı. Nasıl oluyordu da çığlık denen kara bela bu kadar yakınlarına inip her şeyi mahvedebiliyordu? Ezra ile göz göze geldiğinde başını eğdi. Onun karşısına eli boş çıktı olmazdı. Ama şimdi yaşananları açıklayacak hiçbir şey yoktu. Kargonun getirdiği kutuyu adamları gözünün önünde açıp incelemişti. Ezra'nın Hira'ya yaptığı bir sürpriz olduğunu düşünüp kutuyu içeri göndermişti. Fakat işler hiç de düşündüğü gibi değildi. Genzini temizleyip ölüm gibi kendisini izleyen adama yaklaştı. Tüm bakışların üzerine döndüğünü, herkesin bir açıklama beklediğini biliyordu. Onları çok bekletmedi. Kargoyu getiren adam ortada yok. Etrafa haber saldık. Çok geç ol demişti ki sözlerini kesen Mira'nın hiddetli çıkışı oldu. Çok geç olmadan o adam tekrar ablamla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak. Hayatını mahvedecek. Siz de bir halt beceremeden yerinizi izleyeceksiniz. Genç kızın sinirden elleri titriyor, gözyaşlarını akıtmamak için zor duruyordu. Canı yanıyordu. Ablasının üzülmesini istemiyordu. Fakat başlarındaki bela hep bir yerlerden çıkıp hedeflerini Hira'ya doğrultuyordu. Canından çok sevdiği ablası şimdi odasında baygın yatıyordu. Mira artık onu üzen hiçbir şeyi hayatlarında istemiyordu. Kim veya ne olursa olsun. Bu bir değil, iki değil. O psikopat ortaya çıkmayacak. Siz de onu bulamayacaksınız. Ama söze gelince mafyasınız. Korkulan adamlarsınız değil mi? Dedi sinirle bağırarak. Rüya telaşla yanına gelmiş onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Eğer biraz daha konuşursa Ezra'nın gazabına uğrayacaktı. Zira adamın gözlerinde bir celladın sakinliği ve acımasızlığı vardı. Rüya görmüştü. Adam orada kendi ruhunu asmış, vicdanını boğmuştu. Irislerin dokunduğu her yerde ölüm kokusu vardı. Rüya ürperdiğini hissederek dikkatini Mira'ya verdi. Mira sus tatlım, lütfen her şey daha da zora giriyor, öyle yapma. Yalvarıcısına çıkan ses tonu ile tek istediği genç kızı susturmaktı. Fakat Mira susmak yerine kolunu Rüya'nın ellerinden kurtarıp Ezra'nın üzerine yürümüştü. Odadaki diğer herkes nefeslerini tutmuş, dananın kuyruğunun kopacağı yeri bekliyordu. Ezra'nın sessizliği ise sessizlikte filizlenen korku tohumları gibiydi. ''Sen ablamın hayatına girdiğinden beri ölüm onun çevresinde.'' diye bağıran Mira, yumruğunu Ezra'nın göğsüne indirmişti. Rüya ve Oktay aynı anda ileri adım atarken Ezra tek bir el hareketiyle onları yerlerine mıhlamış, gözlerini Mira'dan da ayırmamıştı. ''Onu koruyamıyorsun.'' O psikopat her istediğine ona ulaşabiliyorken onu koruduğunu söyleyemezsin, duydun mu? O şerefsizin derdi seninle ve sana ulaşmak için ablamı kullanıyor. Ben istemiyorum.
Ablamı bu oyun ortasına atmak istemiyorum. Sesi kısılırken gözyaşları yanaklarına doğru yol almıştı bile. Git, dedi bağırmaktan acıyan boğazını ıslatmak için yutkunurken. Daha sonra devam etti ağlayarak. Ablamı seviyorsan eğer, ona bir zarar gelmesini istemiyorsan git. O esnada salonda duyulan ses tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Mira, kes sesini. Hira yorgun adımlarla salona girerken omuzları dik, bakışları kardeşinin üzerindeydi. Onun da korktuğunu biliyordu. İtiraf etmek gerekirse kendisi de korkuyordu. Fakat yanında sevdiği adam Ezra olduğu sürece korkmaması gerektiğini biliyordu. Onun kollarında, onun sol yanında güvendeydi. Abla, Mira'nın yalvarıcasına çıkan ses tonu, kardeşinin yaşananlardan ne kadar etkilendiğini göstergesiydi. Küçüktü daha, bunları kaldıramayacak kadar gençti. Bu benim hayatım, sen kimin girip çıkacağına karar veremezsin. Hira'nın sözleriyle boğazına oturan yumruyu yutkunarak gidermeye çalıştı, olmadı. Senin hayatın mı? Böyle hayat mı olur? Bilmem kaç defa silahlı saldırı uğradın, rehin alınıp neredeyse gözümün önünde öldürülüyordun. Çok sevgili nişanlının yüzünden iki kez intihara kalkıştın. Peşinde ne idüğü belirsiz bir psikopat sana kan bulanmış gelinlik gönderiyor. Bu mu hayat? Bunu mu yaşamak istiyorsun? Mira yeniden bağırdığında artık boğazını dahi umursamıyordu. Ablasının Ezra'yı canını bile göz ardı edecek kadar çok sevmesi onu korkutuyordu. Bir gün bu adam için kendi canından olacak diye çok korkuyordu da sesini çıkaramıyordu. Sana karışma dedim, kendine gel. Korktum biliyorum ama... Hayatıma, hayatımdaki insanlara sakın dokunma. Hira'nın sesi şimdi daha ılımlı ve sakindi. Kardeşin sakinleştirmesi zor olacaktı. Mira kafasını iki yana sallarken hala ağlıyordu. Daha sonra geri dönüp bahçeye açılan cam kapıdan koşar adımlarla çıktı. Rüya Hira'nın iyi olduğuna kanaat getirdiğinde Mira'nın peşinden ilerleyecekken bir el bileğine dolanarak onu durdurdu. Elin sahibine baktığında Oktay olduğunu gördü. Fakat o kendisine değil, Mira'nın çıktığı kapıya bakıyordu. Çok geçmeden bileğindeki el kendini geri çekmiş, Oktay da kendini Mira'nın ardından dışarı atmıştı. Rüya gidip gitmemek arasında kalsa da ikisini yalnız bırakmaya karar verip bulunduğu cehennem gibi ortama geri döndü. Mira Oktay'ın yanında iyi olacaktı. Ya da öyle olmasını umuyordu. Herkes sus pus birbirini izleyen Ezra ve Hira'ya odaklanmıştı. Kenan bile ortamı yumuşatacak bir şey bulamamış, tüm ciddiyetiyle olup biteni izliyordu. Derin bir nefes alan Hira, Ezra'ya doğru bir adım attı. ''Bir açıklama yapacak mısın?'' dedi kadın, topladığı can kırıklarını avucuna alırken. Ezra'dan ses çıkmayınca bir adım daha attı. Karşısında bu kadar sessiz durması canını sıkıyordu. Adamın ruhu alınmış gibiydi. Boştu, bomboş. ''O gelinlik kim?'' demişti ki, Ezra seri adımlarla yanından geçip gitmişti. Kadının avuçlarındaki can kırıkları etine batmış ruhunu yırtmıştı. Açılan yaradan hayal kırıklığı akıyordu. Oluk oluk çaresizlik fışkırıyordu. Ezra, can havliyle çağrışı adamı durdurmuştu. Sırtını Hira'ya dönmüş, öylece kapının önünde bekliyordu. Kaçma, uzaklarından firar eden söz adamı germişti. Kalırsa bitecekti, giderse ölecekti. Kendi içinde astığı ruhunun cansız bedeni, ceset torbasına konulmuş zihninin uçurumlarından yuvarlanmıştı. Ölümün izleri olay mahallinden silinmiş, fakat arsız lekeler zihnine çoktan sıçramıştı. Kelimeleri buram buram kan kokuyordu adamın, ölüm kokuyordu, cinayet kokuyordu. Ve adam ölmeyi tercih etti. Kapıyı açmıştı ki yeni bir sesleniş durdurdu onu. Ezra, ben de geliyorum seninle. Bu seferki Sedat'tı. Ezra devam etmesini beklemeden konuştu. Eğer beni durdurmaya kalkacaksan tek bir adım bile atma dedi. Kelimeleri dudaklarından firar edip yere yuvarlandı. Yerde sürüne sürüne her bir bedene tek tek dolandı. Dokunduğu her yer karanlık, her yer kan kokuyordu. Kendi ruhunun katili olan bir adamın tuvaline vurulan darbelerdi kelimeler. Ezra kapıdan çıkarken Hira da peşinden hareketlenmişti ki su onun kolunu tutarak durdurmuştu. Şimdi değil güzelim, şimdi değil. Hira dolu dolu olan gözleriyle suya bakıp yenilgiyle omuzlarını düşürdü. Kafasında dönüp duran çığlık çığlığa bağıran milyonlarca soru vardı. Hepsi de kendini öne çıkarmaya çalışırken kadının kafası savaş alanına dönmüştü. Her yerde kelimelerin parçalanmış bedenleri, kopmuş uzuvları vardı.
Kan ve korku zihninin köhne sokaklarına işlemişti. Kendisine dolan ölümün fısıltısı düşüncelerini boğuyor, infazlarını gerçekleştiriyordu. Ayakta duramayacağını anlayınca usulca koltuğa çöktü. Gelinlik veya not ortada yoktu. Görmek istediği de söylenemezdi zaten. Emin olduğu bir şey vardı ki çığlık artık oyuna dahil olmuştu. Ya da başından beri oyunun içindeydi. Genç kız gözyaşları ile mermer zemine otururken inci taneleri gibi dökülen yaşları silip duruyordu. Fakat silinen tanelerin yerine bir yenisi gelerek boşlukları dolduruyordu. Mina da zaten silmeyi bırakmıştı artık. Hafif esintiyle sallanan ağacın yapraklarını izlerken gözlerini kapattı. Rüzgarı teninde hissetti, uğultusunu zihninin karanlık perdesinin arkasında melodi olarak dinledi. Gözünden bir damla yaş daha intihar ettiğinde bu sefer yere çakılmak yerine bir el tarafından usulca kurtarılmıştı. O damlanın mezarı sert zeminde değil, şefkatli parmakların arasındaydı. Genç kız usulca gözlerini açtığında aslında gelinin kim olduğunu biliyordu. Sadece tek bir kişinin yanındayken kalbi bu kadar hızlı çarpıyor, sadece tek bir kişinin kokusu onu bu denli kendinden geçiriyordu. Ağlama, dedi şefkatli sesiyle. Her şey düzelecek. Abim ablana zarar gelecek bir şeye asla izin vermez. Zarar sadece fiziksel mi oluyor Oktay, dedi Mira sesi çatlarken. Burnunu çekti kabaca. Onun yanındayken kendi gibiydi. Kasıntı olup çekineceği hiçbir hareketi yoktu. Ruha açılan yaralar insan canını acıtmaz mı? Kanatmaz mı? En çok ruhun canı yanar, dedi Oktay gözlerinin içine bakarken. Dinli görevini gözlerine devretmiş gibiydi. O kadar derin, o kadar anlamlı bakıyordu ki bunu bir tek karşısındaki kız göremiyordu. Kan kaybından ölen ruh tanıdın mı hiç, diye sordu Mira aynı şekilde bakarken Oktay'a. İkisi de biliyordu cevabı. İkisi de cevapladı soruyu. Sessizce, sadece kendilerini duyacağı şekilde. Tanıdım ben. Tanıdım ben. Oktay gözlerini o cennet yeşillerinden ayırdı ve bakışlarını önüne dikti. Yasak gibiydi ona bakmak, ona dokunmak. Oysa ki en doğrusu olmasını ne çok isterdi. Ortamı yumuşatmak adına zor da olsa gülümseyerek omzunu Mira'nın omzuna çarptı. Mira ona bakarken kıza yandan bir bakış attı. Kız sarı civciv cırlamalarını özledi kulaklarım. Bir cırla da kulağımın zarı delinsin, dedi alaylı bir tonda. Mira onun bu haline gülmeden edemedi. Mira güldü, Oktay öldü. Özlediğin sadece cırlaman mı, dedi genç kız Oktay'a bakarken. Daha sonra söylediğin farkına varıp dilini ısırdı. Az da olsa yumuşayan ortam Miran sorusuyla yeniden sertleşmişti. Kendisi bile farkında olmadan dilinden firar edip özgürlüğe kavuşmak isterken ölen kelimeleri şimdi ikisinin ortasına cansızca yatıyordu. Oktay'ın yüzündeki gülümseme donmuş, ardından silinmişti. Bakışları yoğunlaşmış, pür dikkat karşısındaki kızı izliyordu. Ruhunu bedeninden ayırıp oturttu sağ yanına Oktay. Bedeni usulca Mira'ya yaklaşırken ruhu için hapsettiği duyguları ve düşünceleriyle onları izliyordu. Kalbi sakın diye bağırıp kırmızı alarm vermişken beyni durma diyerek türbün marşı çalıyordu. Arafın ortasında elinde papatyalarla dikilmişti Oktay. Ya doğru yolu seçip papatyaları cennetin ırmaklarıyla sulayıp yaşatacaktı ya da yanlış yola sapıp papatyaları cehennem ateşiyle yakıp öldürecekti. Peki doğru yol hangisiydi? Mira şaşkınlık içerisinde kendisine yaklaşan Oktay'a baka kalmıştı. Burunları birbirine değdi diyecekken ikisinin de gözleri kapanmış, kendilerini esareti özgür bırakmışlardı. Oktay santimler kala durduğunda nefesi Mira'nın dudaklarına çarpıyordu. Genç kızın kalbi havlu atmış ringde boylu boyunca yatıyordu. Genç kızın kalbi havlu atmış ringde boylu boyunca yatıyordu. Özlediğim sadece cırlamaların değil ama Oktay'ın sessiz fısıltısını sadece ikisi duyabilmişti. Mira gözlerini açmadan bir süre bekledi ve hemen yutkundu. Dudakları kurumuş, boğazına dizilen kelimeler onu boğmaya başlamıştı. Ama dedi Mira zar zor konuşup, Oktay'ın derin bir nefes aldığını hissetti. Sonra büyü bir anda bozuldu. Oktay geri çekildi, genç kız hissettiği boşlukla gözlerini açtı. Oktay anlamlandıramadığı bakışlarla kendisini izliyordu. Papatyalar ölmesin dedi ve oturduğu yerden kalkarak pişmanlıklarını sürüyerek getirdiği yolu bu sefer vicdanını da omuzlarına sırtlayarak geri dönmüştü. Arkasında bıraktığı kızın avuçlarında ölen papatyaları bilmeden.
Herkes salonun bir köşesine çökmüş, saniyelerin dakikaları, dakikaların saatleri katletmesini izliyordu. Ezra'yı deli uzun zaman olmuştu. Kiri onu aramak istese de açmayacağını adı gibi biliyordu. Boş bakışlara dışarıyı seyreden Kenan'ı, onun yanında dikilen Rüya'yı, ki belki de yan yana olup gidişmedikleri ilk andı, çift kişilik kanepede birbirlerine sokulup oturan Su ve Sedat çiftini, tekli koltukta oturan Oktay'ı izledi. Mira odasındaydı ve Hira biliyordu ki kendisine çok kızgındı. Birkaç kez gidip konuşma girişiminde bulunmak istese de yapamadı. Kardeşine çok ağır konuşmuştu. Mira'nın sadece kendisi için korktuğunu ve korumak istediğini biliyordu. Sıkıntıyla derin bir nefes vermişti ki merdivenlerden koşturarak Mira indi. Herkes salonun kapısına baktığında Mira kimsenin yüzüne bakmadan sehpanın üzerinde duran cüzdanı ve anahtarlarını aldı. Hira kaçtan çatarken onu izliyordu. "Nereye?" dedi sonunda dayanamayarak. Mira onu duymamıştı ki sessizliğin hüküm sürdüğü ortamda imkansızdı. Ya da duymamazlıktan gelmişti. Hira ikinci seçeneğin olduğunu çok iyi biliyordu. Mira salonun çıkışına ilerlemişti ki Hira kolunu yakalayıp kendisine çevirmişti. Kardeşi ona çok sinirliydi. Kızgındı, hatta kırgındı. Ne var? Yüksek ses tonu salondaki buz gibi ortamı delip geçmişti. Hira sakin kalmayı seçerek usulca kardeşine yaklaştı fakat Mira beklemediği bir şeyi yapıp bir adım geri attı. Nereye gidiyorsun dedi Hira tekrardan. Doğukan geldi, dışarı çıkıyorum dedi salondaki herkesin duyacağı bir tonda. Oktay Doğukan'ın adını duyması ile buz kestiğini hissetti. Damarlarındaki kan bir anda çekilmiş, yerini yakıcı bir asit almış gibiydi. Kenan ve Rüya bir Oktay'a bir Mira'ya bakıyorlardı. Ne lanet bir gündü bugün böyle. Hira derin bir nefes alırken Mira'nın yüzünü elleri arasına aldı. Doğukan'la görüşmeni istemiyorum dedi. Sesi küçük bir çocuğa yapmaması gerekeni söyleyen otoriter bir anne gibi çıkmıştı. Fakat Mira küçük bir çocuk değildi. İnatçı, sinirli ve kırılmış bir genç kızdı. Yüzünü ablasının elleri arasından kurtarıp geri adım attı. ''Sen benim hayatımdaki insanlara karışamazsın.'' dedi kinaye ile. Hira nefes alamadığını hissetti. Demek Mira da böyle hissetmişti. Demek kardeşin de yüreği böyle parça parça olmuştu. Mira kendi sözleriyle kendisini vurmuştu. Şimdi kardeşinin kızgınlığını ve kırgınlığını çok iyi anlıyordu. ''Mira, özür dilerim güzelim. Gerçekten öyle demek istemedim.'' dedi Hira. Kafasını iki yana sallayarak alayla gülümseyen Mira, ''Ben senin umurunda bile değilim ki artık.'' diyerek bağırmıştı. Gözleri yine dolmuştu. Hira kaşları çatılırken ona bakıyordu. Kardeşini ihmal ettiğini biliyordu ama Mira'nın bu kadar etkilendiğini bilmiyordu. ''Varsa yoksa Ezra, en son ne zaman sordun, Mira bir sıkıntın var mı, canını sıkan bir şeyler var mı?'' diye. ''Nerede benim birlikte, yaşasın abla kardeş gecesi yaptığım ablam.'' dedi ellerini iki yana sallayarak. Hira içine betonların dökülüp donduğunu hissediyordu. Vücudu kas katı kesilmişti. Mira haklıydı. Kardeşin çok fazla ihmal etmişti. Yolunda gitmeyen bir şeylerin de olduğunun farkındaydı ama o bunu hep ertelemişti. Kendine lanetler okudu defalarca. Annesi ve babası Mira'yı ona emanet etmişlerdi ama o görevini yerine getiremiyordu. Saniyeler içinde genç kızı kollar arasına çekip sıkıca sarıldı. Açtığı yaraları sarmak, yokluğu ile oluşan boşlukları doldurmak istemişti. ''Özür dilerim güzelim, çok özür dilerim.'' ''Doğu bekliyor abla, gitmem gerek.'' dedi Mira ondan ayrılırken. Herkesin pür dikkat onları izlemesi, bugün yaşananlar, Doğukan'ın gelmesi, Okta ile yaşadıkları hepsi üst üste gelmişti. Hira kararlılıkla ona bakarken, ''O çocukla hiçbir yere gidemezsin.'' dedi. ''Gidemezsin.'' Şimdi lütfen odana çık, ben yanına geleceğim güzelim, hadi. Hira'nın sakinliğin altında yatan emrivaki tavır herkese fark edilmişti. Tek isteği kardeşini Doğukan'dan uzak tutmaktı. Dünkü tavırlarından sonra Doğukan'ın ismi Hira'da kara tahtaya yazılmıştı. Doğu dışarıda beni bekliyor dedi Mira hayretle. Tek isteği dışarı çıkmaktı. Dışarı çıkıp bu kasvetli havadan kurtulmaktı. Yoksa o da Doğukan'ı görmeye hazır değildi. Duygular yeterince karman çormanken bir de yaşadıkları kesinlikle depresyona girecekti. Ahmet, Hira kardeşin duymazlıktan gelip kapıya doğru seslenmişti. Çok geçmeden Ahmet ceketinin önünü ilikleyerek içeri girmiş alacağı emri bekliyordu. Dışarıdaki beyefendiye iletin, Mira bugün dışarı çıkmayacak. Kendisi daha fazla beklemesin. Siz de eğer küçük hanım dışarı çıkmaya kalkarsa kesinlikle engelliyorsunuz. Peki Hira Hanım.
Ahmet aldığı emir ile salondan çıkınca Mira hayretle ablasına bakıyordu. Tabii salonda içinden kıs kıs gülen yok değildi Oktay gibi. Bunu yaptığına inanamıyorum dedi Mira hayretle. Kenan ortamı yumuşatmak adına bombanın pimini çekmiş. Ezra Erdem'in dişisi mübarek demişti ki Rüya'nın dirsek darbelerine ve Mira ile Hira'nın da ölümcül bakışlarına maruz kalınca elinde patlamıştı. Mira evden çıkmayacağını anlayınca somurtkan bir surat ifadesiyle ayaklarını yere vura vura odasına çıkmıştı. Hira sıkıntıyla nefesini verirken bir eli alnını sıvazlayıp diğer elini beline yerleştirmişti. Koluna dokunan elle ilkilip gözlerini açtı. Su ona gülümseyip kollar arasına çekti, kulağına fısıldadı. Her şey düzelecek. Gör bak, her şey çok güzel olacak. Hira'nın da tek isteği bu lanet kabustan uyanmaktı. Yorulmuştu. Fiziksel bir yorgunluk olmasını ne çok isterdi. Fakat yorgunluğu ruhsaldı. Ruhu yorulmuştu. Düşününce çığlık hayatını alt üst etmişti. Yaptığı iğrenç ve acımasız oyunlar canına tak etmişti artık. Koca bir bilinmezliğin ortasında kök salmıştı. Kollarını bedenine sarıp soyutlanmak istedi her şeyden. Ne zordu dertler içinde dermansız kalmak. Su ile ayrıldıklarında Ahmet içeri girmişti. Ahmet ellerini önünde birleştirip kafasını mahcubiyetle eğdi. Efendim, dışarıdaki beyefendiye gerekli açıklamayı yaptık. Fakat kendileri gitmemekte diretiyor. Kardeşinizi görmekte ısrar ediyor. Bir o eksikti zaten dedi Hira sıkıntıyla oflarken. O sırada Oktay ayaklanmış kapıya doğru yürüyordu. Ben hallederim merak etme demişti Ahmet ile salondan çıkarken. Kenan da koşar adımlarla salondan çıkarken Sedat olup biten her şeyi anlayarak kafasını Kenan'a sallamıştı. Oktay betonu bile çatlatacak adımlarıyla bahçenin çıkışına ilerlerken yumruklarını sıkıp sıkıp bırakıyordu. İçinde çağlayan şey her neyse damarlarını zonklatıyor, göğsünü parçalayacakmış gibi hissettiriyordu. Kendini yırtıcı bir hayvan gibi hissediyordu. Her an birinin üzerine atlayıp can alıcı darbelerini savurmak istiyordu. Bu kişi Doğukan olursa ne güzel olurdu derken bulmuştu bir anda kendini. Uzaklarında peyda olan sırıtmayla kafayı yiyeceğini düşündü. Gitgide abisine benziyordu. Görüş alanına beyaz BMW i8'e yaslanmış Doğukan girdiğinde kafasını iki yana yatırıp kemiklerini çatırdattı. Çıkan ses piyanonun tuşlarından firar eden eşsiz ezgiler gibi gelmişti kulağına. İçi gıdıklandı. Şimdi şu adamın yüzüne saldırmak vardı. Neden hala buradasın dedi Oktay soğuk bir tonda. Şu anki halini dışarıdan Ezra'yı tanıyan herhangi biri görse kesinlikle onların kardeş olduğunu anlardı. Çünkü tam da şu anda Ezra Erdem'de olan asil soğukluk vardı teninde. Volkan arabasına yaslanmayı bırakıp bir adım öne çıktı. Güneş gözlüğünü gözünden çıkarıp rahat bir şekilde beyaka tişörtünün yakasına astı. Giydiği gri tişört, siyah dar pantolon ile tüm fiziğini gözler önüne sermişti. İki genç adam şimdi boy gösterisi yapıyor gibiydi. İkisi de duygusuzca birbirini süzdü. ''Hangi sıfatla karşımdasın?'' dedi Doğukan kuru bir sesle. Oktay bir adım daha attığında arkasında Kenan belirivermişti. Oktay'ın herhangi bir hareketinde atağa geçmek için hazırda bekliyordu. ''Sende bulunmayan sıfatların tümüyle karşındayım.'' dedi dudaklarında alaycı bir gülüş yer alırken. Tek bir hareket, tek bir söz yeter diyerekten tekrar ediyordu içinden. Doğukan tek bir hareketi, tek bir sözü üzerine atlaması için yeterliydi. Doğukan ise Oktay'ı yanıltıp kafasını geriye atarak kahkaha atmıştı. Daha sonra suratı biraz önce kahkaha atan kendisi değilmiş gibi ciddiyete bürünüp Oktay'a odaklanmıştı. Mira'yı istiyorum dedi Doğukan Oktay'ın gözlerinin içine bakarken. Sözleri Oktay'ın sinirinin alev almasını sağlayan kibrit çöpüydü. Doğukan'ın yakasına yapışıp arabanın kapısına yaslarken korumaları hareketlenmiş fakat Kenan'ın el işaretiyle yerlerinde kalmışlardı. ''Seni gömerim buraya duydun mu? Nefesini keserim şurada. Cesedini dökerim denize. Ecdadın gelse toplayamaz duydun mu?'' Doğukan gözlerinden dökülen buz kütleleri ile bir katilin kurbanına verdiği hediyeyi andıran gülümsemesiyle Oktay'a baktı. Öyle ruhsuz öyle solgundu ki. ''Tabii o denize önce sen dökülmezsen.'' diyerek Oktay'ı üzerinden atik bir hareketle itmişti. Oktay geri adımlarken işaret parmağını Doğukan uzatmıştı. ''Defol git buradan. Bu sana son uyarım.'' dedi sinirle. ''Yok ya.'' Doğukan'ın alaycı tavrı ile kan beynine sıçramıştı Oktay'ın. Doğukan üzerine atlayacağı sırada Hira'nın ''Yeter!'' diyen sesiyle yerinde kalmıştı. Hira sinirle yanlarına gelirken Oktay da nefesini zar zor düzene sokup sinirlerini kontrol etmeye çalıştı.
Ne güzel hallediyorsun bakıyorum da, dedi Hira kinaye ile bir Oktay'a bir de Kenan'a bakarken. Daha sonra Doğukan'a döndü. Doğu, sen de zorluk çıkarma ve git. Zor bir gün geçiriyoruz. Sinirlerimiz yeteri kadar yıprandı ve bir anda dinlenmesi gerek, dedi sakin kalmaya çalışarak. O kadar derdin arasında bir de Doğukan'la uğraşıyordu. Doğukan sıkıntı ile nefes verdiğinde Hira gideceğini anlamıştı. Hiç olmazsa bir yerlerde hala eski anlayışı Doğukan'ın olduğunu umuyordu. Şimdi gideceğim ama unutma Hira. Buraya Mira için geldim. Onu geri alacağım. Ya seni istemezse? Bunu hiç düşündün mü, dedi Hira sözünü keserek. Doğukan'ın vücudu gerildi. Gözleri katran karasına döndü. Oktay'a kısa bir bakış attı. Tek kaşı havalanırken korkutucu bir sakinlikle Hira'ya döndü. Ben bir şey istediysem alırım. İster isteyerek, ister zorla. Sen kafayı yemişsin. Ne oldu sana böyle? Nerede eski Doğukan, dedi Hira hayretle. Karşısındaki adam kesinlikle Doğukan değildi. O böyle umarsız veya psikopat derecede takıntılı olacak biri değildi. Doğukan geri adımlar atarak arabasına ilerledi. Zaman Hira. Zaman ve acı insanın hamurunu kıvama getirip pişiriyor. Sonra bir bakmışsın kaderin önüne meze olmuşsun. Mira'ya onu tekrar görmeye geleceğimi söyle, dedi ve hızla arabasına binip gazı kökledi. Hira durduğu yerden onu izlerken sinirle gözlerini kapadı. Nerede psikopat ruhlu var, çekiyordu mıknatıs gibi üzerine mübarek. Hira gerisin geri eve dönerken Oktay sinirle yerdeki taşa tekme atmıştı. Elleri saçlarına asılırken içindeki öfkeyi dindirmeye çalışıyordu. Canı yansın istiyordu. Öfkesi öyle büyüktü ki kendi canını yakmak istiyordu. Kenan Oktay'ın bileklerinden tutup saçlarını çekmesini önledi. Kendine gel oğlum, dedi Kenan ciddi bir ses tonuyla. Oktay kızarmış gözleriyle ona bakınca içinin paramparça olduğunu hissetti. Oktay'ı kardeşi gibi seviyordu. Bir kız kardeşi vardı ama o konuya şimdi hiç girmek istemiyordu. Panzehri olmayan bir zehri bile isteye içmişim gibi hissediyorum. Bok herifin tekiyim. Kenan elini Oktay'ın omzuna koyup sıklı güven vermek istercesine. Oğlum git konuş Miray'la. Ne kaybedeceksin ki? Onu kaybedersem ya? Ya benim ona hissettiğim şeyleri o bana hissetmiyorsa? O zaman dayanamam. Dün görmedin mi? O herifi görünce etrafındaki her şeyden nasıl soyutlandı? Ona baktığı gibi bakmadı ki hiç bana. Kenan'ın sözlerini dinlemeden eve doğru yürümeye başlamıştı Oktay. Kenan kafasını iki yana salladı bıkkınlıkla. Daha sonra kendi kendine söylendi. Ah be oğlum, bir açsan şu gözlerini. Hira'dan. Ezra'yı tam olarak iki gündür görmüyordum. Şu iki gün içinde sadece iki kez telefonla arayıp iyi olduğunu ve işlerim bittikten sonra geri geleceğini söyleyip kapatmıştı. Aradığım zaman açılmayan telefonlarım yüzünden artık delirmek üzereydim. Korkuyordum. Mira'yı uyar da beni terk ederse, iki gündür zihnimi talan eden soru buydu işte. Odamda penceremden dışarıyı seyrederken yine kendimle baş başa kalmanın acısını yaşıyordum. Mira bana hala kırgındı. Rüya ve diğerleri sürekli yanımızda olmuşlardı. Sedat'a, Kana ve Oktay'a Ezra'yı sorduğumda sessiz kalıp işlerin olduğunu söylüyorlardı. Bu işlerin yeraltı işleriyle alakalı olduğuna emindim. Her yere didik didik çığlığı arıyordu. Elimdeki fincanı sehpaya bırakıp bahçedeki korumaları izlemeye başladım. Düşüncelere dalıp zihnimin mahkemesinde sorgulanan kelimelerim arasında kulaç atarken bir daptan beni çıkaran, belime sarılan kollar ve omuzuma bastırılan dudaklar oldu. Korkuyla irkilip çığlık atacakken bir el ağzıma kapanmıştı. Kalbim korkuyla teklerken burnuma dolan kokuyla gevşedim. Ezra'm gelmişti. Eli ağzımdan inerken arkamı döndüm. Gözleri gözlerime değerken gözyaşlarım saklandıkları yerden çıkmışlardı. Kafamı göğsüne yaslarken derin derin nefesleri aldım. Şu iki günde nefes alamadığımı şimdi fark ediyordum. Kollarım beline sarılırken beni göğsüne yaslamış, kafasını boynuma gömmüştü. Geldin, dedim sesim titrerken. Ezra'nın aldığı derin nefesler boynuma çarpıyordu. Kafasını boynumdan kaldırmadan geldim, dedi. Sesi boynumda olduğundan dolayı boğuk çıkmıştı. Ne kadar öyle kaldık bilmiyorum ama ayaklarım artık uyuşmaya başlamıştı. Umursamadan sarılmaya devam ettim. Aslında şu an sormam gereken milyon tane soru vardı ama tek istediğim hayatımın merkezine taht kuran, onun deyimiyle başkentim olan adama sarılmak, içime hapsetmekti.
Bir anda havalandığımda Esra'nın elleri bacaklarımı iki yan ayırıp beline sarmıştı. Kafasını boynumdan çekip gözlerini gözlerime dikerken geri geri yürüyüp yatağımın kenarında durdu. Sırtım yatak başlığına değdiğinde üzerimden çekildi. Ceketini ve kravatını çıkarırken gözlerimi yüzünden ayıramıyordum. Saçları darmadağındı, göz altları morarmıştı. İki gündür gram uyku uyumadığına yemin edebilirdim. Bu hali canımı yakarken üzerime uzanıp kafasını göğsüme yaslamıştı. Uyumak istiyordu, anlamıştım. Saçlarımla oynasana dedi uykulu sesiyle. Sormak istediğim tüm soruları kutuya hapsedip kilidini vurdum. Dilim sessizce kendi inine çekilirken ellerim saçlar arasındaki yerini aldı. Parmaklarım saç susamlarının arasında kayarken belki de en sevdiğim şeydi bunu yapmak. Sol kolu belimi sararken baş parmağı belimi usulca okşuyordu. Dudaklarımda oluşan gülümsemeye engel olamazken bir insanın bir insana bu kadar huzur verebilmesini anlayamıyordum. Huzurun, huzurun başkentim diye mırıldanırken kafasını kaldırıp bana baktı. Birkaç saç susamı yüzüne düşerken uzayan sakalları yüzüne hoyrat bir güzellik katmıştı. Bu adamın güzelliği karşısında bir gün kesinlikle kalbim duracaktı. Nane ile harmanlanmış kokusu burnuma dolarken ciğerlerim bayram ediyordu. Varlığın varoluşmuş Befruz'un dedi boğuk bir sesle. Kafasını tekrar bağrıma yaslarken saçları ile oynamaya başladım. Sormak istediğim tonla soru var dedim derin bir nefes alırken. Kafasını kaldırmadan bekledi. Ama bugün değil, bu gece değil. Şimdi uyu ve dinlen. Son huzurlu gecemizi geçirmekten korkuyordum. Bir süre sonra ezan nefes alışverişleri düzenli hale gelmiş huzurlu bir uykuya dalmıştı. Onu rahatsız etmeden yatakta kayıp yatağa uzandım. Birkaç kez mırıldanıp kafasını boynuma yerleştirdi. Ben de yüzümü boynuna gömdüğümde sevdiğim adamın kollarında uykuya daldım. Her insan gibi güne güzel bir öpücük veya tatlı birkaç sözcük ile başlamayı isterdim. Fakat şu hayatta istediğimiz her şey olmuyordu. Bu yüzden güne güzel bir öpücük veya sözcük yerine 9.9 şiddetinde kolumdan sarsılarak uyandırılmıştım. Uyku sersemi gözlerimi açarken güneş ışınlarıyla birkaç kez gözlerimi kırpıştırmıştım. Beni uyandıran vicdansıza baktığımda Mira olduğunu gördüm. Bakışlarım hızla odayı tartarken Ezra'nın yine olmadığını gördüm. Boş yere bakınma, Ezra abi aşağıda dedi Mira. Ardından ekledi, babamla kahvaltı yapıyorlar, seni bekliyoruz. Duyduklarımla yataktan fırlarken şok içinde Mira'ya baktım. Babam mı geldi? Evet, kahvaltı için seni bekliyoruz. Oktay ile Ezra abinin bizi tek bırakmak istemedikleri için burada misafir odalarında kaldıklarını söyledim. Farklı bir şey söyleme. Mira odamdan çıkarken hızla banyoya girip elimi yüzümü yıkadım. Banyodan çıkıp gardırobuma ilerledim. Üzerime siyah bir etek, beyaz bir askılı alıp giyerken altına da siyah stilettolarımı geçirdim. Saçlarımı tarayıp dağınık bir topuz yapıp aynadan son kez kendime bakıp odamdan çıktım. Merdivenlere hızla inip salona girdiğimde babamı görmüştüm. Babam da beni görünce gülümseyerek oturduğu sandalyeden kalktı. Koşarak boynuna sarıldığımda onu ne kadar özlediğimi fark etmiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Geri çekildiğimde alnıma öpücük kondurmuştu. Masaya otururken Ezra tam karşımda oturuyordu. Ona hafifçe gülümserken o da bana gülümsemişti. Babacığım, anneannem nasıl dedim ellerimi birleştirip çenemi yaslarken. Çok şükür durumu iyi. Annen de birkaç gün sonra dönecek zaten. Ben de erken gelip şirketin 20. yılı için olan baloyu organize ettireyim dedim. Ah, tamamen aklımdan çıkmış. Haftaya da değil mi? Babam kafasını sallarken bu yılki balo için kafamdaki fikirleri babama sundum. Ezra da birkaç fikrini söylerken babam keyifle bizi dinlemişti. 3 gün önce hiçbir şey yaşanmamış gibi keyifle kahvaltımızı yaparken babam ve Ezra'nın iyi anlaştığını görmek içten içe beni mutlu ediyordu. Mira, prensesim iyi misin sen? Babamın sorusu ile Mira'ya baktım. Tüm dikkatini tabağına vermiş, ağzına tek lokma koymamıştı. Babam duymamış olacak ki cevap vermemişti. Usulca dirseğimle dürttüm. Kendine gelip bana baktığında kaş göz işaretiyle babamı gösterdim. Efendim baba dedi durgun bir tonda. Babamın kaşları çatılırken bir şeyler olduğunu anlamıştı. İyi misin? Neyin var? Mira bana kısa bir bakış atıp önüne döndü. İyiyim, sadece dün uyuyamadım. Babam çatalını ve bıçağını tabağın iki yanına usulca bırakıp dirseklerini masaya yaslayıp ellerini birleştirdi. Boğazını temizlerken ciddi bir konu hakkında konuşacağını anlamıştım. Doğukan dönmüş dedi sakin bir tonda. Bunu nereden ve nasıl öğrendiğini merak ederken Mira rahatsızca kıpırdandı.
Babam Mira ve Doğukan'ı destekleyen taraf olmamıştı hiçbir zaman. Yaşlarının küçük olduğunu söyler dururdu. Ayrıca Doğukan'a kızgındı Mira'yı bu duruma düşürdüğü için. Öyle dedi Mira çayından bir yudum alırken. Size afiyet olsun, biraz dinlenmek istiyorum. Daha sonra usulca masadan kalkmış salondan çıkmıştı. Karşılaştılar değil mi dedi babam arkasından bakarken. Usulca başımı sallarken Ezra'ya kısa bir bakış attım. Surat ifadesinden her şeyi öğrendiğini anlamıştım. Sonuçta Ezra Erdem'di o. Nerede olursa olsun bir eli, bir gözü, bir kulağı hep üzerimdeydi. Ezra, baban yokluğunda kendi yeni rakipler bulabildi mi? Babamın konuyu değiştirmek üzere sorduğu soruyla istemsizce gülümsedim. Kim derdi ki iki ailenin bu kadar iyi anlaşacağını? Ezra'nın dudaklarında samimi bir gülüş belirirken hayranlıkla onu izledim. Çatal ve bıçağı kavrayan parmaklarını, bileğindeki saati, dirseklerine kadar kıvırdığı beyaz gömleğinin ilk iki düğmesini açmış, bağrını ortaya sermişti. Saçları özensiz bir şekilde toparlanmıştı. Sakalları uzamış, yüz hatlarını daha da hoyratlaştırmıştı. Burnun estetik yapısı, dudaklarının kıvrımları, kirpiklerinin ve kaşlarının ok ve yay gibi birbirini tamamlayan uyumu, gözleri, göz bebekleri. Her şeyiyle bu adama hayrandım, bu adama aşıktım. O da sizi soruyordu, kayınvalideniz için çok üzüldüler. Gülmemek için dudağımı kemirirken kafamı eğdim. Ezra'yı birinin karşısında böyle konuşurken görmek kahkaha atma isteğimi dürtüp duruyordu. Ezra Erdem'di sonuçta. Sağ olsunlar her gün aradılar, halimizi, hatırımızı sordular. Uğrarım bir ara yanına, şu işleri bir gözden geçireyim. Ardından bana döndü. Biraz sana da çok teşekkür ederim kızım. Devrim Bey ile konuştum. Yeni planlama ile tüm sorunlar hallolmuş ve inşaat kaldığı yerden devam ediyormuş. Gözümü arkada bırakmayacağını biliyordum. Babamın memnun etmenin verdiği gurur ve övünçle gülümsedim. Haldun Seren'in kızıyım dedim giderek. Babam gülerken tekrar Ezra'ya döndü. Devrim Tuna'yı tanıyorsundur Ezra. Tuna Holding'in sahibi. Ezra kafasını sallarken oturuşunu dikleştirdi. Devrim ile bir sorun olduğunu düşünmüyordum. Çünkü olsaydı eğer şimdiye kadar babamı ortaklığı feshetmesi için ikna etmeye çalışıyor olurdu. Merakla Ezra'ya baktığımda bana kısa bir bakış atıp babama döndü. Devrim olayı yüzünden bana az da olsa hala kızgın olduğunu anladığımda gözlerimi devirdim. Devrim ile aynı üniversiteden mezun olduk. Hırslı ve başarılı bir rakiptir. Ayrıca her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da iş ahlakı göz ardı edilemeyecek bir insandır. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Kendisiyle birçok ihalede karşı karşıya kaldık. Her rakip arasında olduğu gibi bizim de aramızda var çekişmeler. Ezra'nın açıklamasını dinlerken öğrendiklerimle şaşırmıştım. Ezra belki de ilk defa biri hakkında olumlu bir şeyler söylüyordu ki bu kişi rakibiydi. Piyasada genç girişimcileri görmek güzel. Devrim demişken artık şirkete geçmem lazım. Proje ekibi toplanacaktı. Gelişmeleri göz atmam gerek. Yine bugün müsaitsen şirkete gelip kuruluş yıl balosu için organizasyonu sen devralsan. Normalde annen halledecekti ama anneannemin yanında. Tabii ki hallederim babacığım. Ama anneminkiler kadar gösterişli olmaz onu söyleyeyim. Babam gülerken masadan kalkmış saçlarıma bir hücü kondurdu. O sırada Ezra ve Oktay da kalkmışlardı. İsterseniz sizi şirkete kadar ben bırakayım. Ezra'nın teklifiyle babam memnuniyetle gülümsedi. Olur. Yolda bizim yeni proje hakkındaki fikirlerini dinlemek isterim. Babam ve Ezra salondan çıkarken Oktay'ın kolunu tuttum. Durgun bakışını bana çevirdiğinde direkt söze girdim. Mira ile aranızda ne oldu? Elektrik çarpmış gibi kendine gelirken şaşkınca bana baktı. Ne gibi? Didişmiyorsunuz, birbirinizi görmezlikten geliyorsunuz. Kavga mı ettiniz? Kafasını yere eğip bir süre bekledikten sonra kafasını kaldırdı. Dudaklarında krizlenen gergin gülümsemeye takıldı gözlerim. Az zorlasa kırılıp parçaları zemine saçılacaktı. Yok be yenge ne olacak? Hem sen sarı civcivle kavga etmediğimiz bir an gördün mü? Sadece son zamanlarda yaşananlar onu beni de çok gerdi. Başka bir şey yoktur diyerek sözümü kesti. Ardından yanıma bir öpücük kondurup salondan çıktı. Gözlerim kısılırken arkasından baktım bir süre daha. Sonra ben de salondan çıkıp babamları yolcu etmek için bahçeye ilerledim. Mira, istersen seni bekleyelim. Babama gülümseyip kapıya yaslandım. Siz gidin babacığım. Ben daha sonra gelirim. Mira ile ilgileneyim biraz. Babam kafasını sallayıp Ezra'nın arabasına yerleşti. Babama kısa bir bakış atıp Ezra'ya öpücük gönderirken dudaklarındaki sırıtmayla elini dudaklarına götürüp sol yanına bastırdı.
Yaptığı hareketle gülümserken ben de aynısını yaptım. Bu hareketin anlamını biliyordum sanırım. Gönlümden öpmüştü beni sevdiğim adam. Önde bir koruma arabası, ortada Ezra'nın arabası, onun arkasında Oktay ve en arkada bir koruma arabasıyla bahçeden çıkan arabaları izleyip gittiklerinde içeri girdim. Çalışanlar kahvaltı masasını toplarken adımlarımı merdivenlere yönlendirip Miran odasına ilerledim. Kapıyı tıklattıktan sonra içeri girdim. Yere yatağında oturmuş elindeki dergiyi karıştırıyordu boş boş. Tommy Hilfiger yeni sezon ürünlerini ne zaman çıkarıyormuş dedim yanına otururken. O mu silkip dergiye bakmaya devam etti. Derin bir nefesi bırakıp dergi elinden aldım. Boş bakışlarını bana çevirdiğinde yüzünü avuçlarım arasına aldım. Neyin var güzelim? Söyle hadi dedim yumuşak bir tonda. Mira uzun bir süre gözlerim içine bakarken gözleri usulca doldu. Onun gözlerinin dolmasıyla benim de gözlerim dolarken hızla kollarım atılıp boynuma sarıldı. Hıçkırarak ağlarken ben de küçüğümü sardım sıkıca. Gözyaşların arasına sıkıştırılan hıçkırıklar yüreğimin uçurumlarında yankı bulurken onu bu denli üzen şeyin ne olduğunu merak ettim. Kendimden nefret ediyordum. Kardeşim gözlerimin önünde bu haldeyken ben onu görmemiştim. Bir de abla diye geçinirdim. Rüya bile ona daha iyi ablalık yapıyordu. Kendime lanetler ederken usulca saçlarını okşadım. Miram, güzelim, anlat hadi ablana. Canını yakan ne bu kadar dedim boğazıma oturan yumru ile. Geri çekilip burnunu çekti. Gözyaşları hala yanaklarından akıp çaresizliğim ve acının pençesine hapsoluyordu. Seviyorum dedi hıçkırıkları arasında. İşte o an gözümün önündeki perde kalkmıştı. Ben nasıl görememiştim? Her şey gözümün önünde olup biterken kafamı gömdüğüm yerden çıkarıp nasıl farkına varamamıştım? Oktay değil mi dedim saçlarını geriye itip yüzünü kaldırıp gözlerine bakarken. Yutkunup kafasını aşağı yukarı salladı. Derin bir nefes alıp kollarımın arasına çektim bedenini. Niye bana söylemedin peki güzelim? Ben bile duygularımdan emin değildim ki. Hem senin başında zaten bir sürü sıkıntı vardı dedi boğuk sesiyle. Saçlarını okşarken o nasıl söz öyle? Bu hayattaki hiçbir şey senden önemli değil ki. Özür dilerim. Kendini geri çekip ellerine dikti bakışlarını. Abla, Ezra abiden ayrı kaldığın zamanlardan nasıl dayandın? Çünkü ben zaten nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Doğukan gittiğinde bile böyle hissetmemiştim. Her an yanımda durup da dokunamamak, bakamamak canımı yakıyor. Bir ateş parçası oturmuş sanki şurama, dedi gözyaşlar içinde elini sol yanına koyarken. Kavuruyor orayı. Ağlamamak için kendimi zor tutarken genzimi temizledim. Peki sorun ne? Niye eziyet ediyorsunuz kendinize? Mira geri çekip gözlerim içine dikti yaşlı gözlerini. Eziyeti çeken biri varsa o da benim. Oktay Bey'in tek yaptığı benimle oynamak dedi sinirle. Şaşkınlıkla Mira'ya bakarken aralarında geçen şeyleri merak etmiştim. Oktay birinin duygularıyla oynayacak bir çocuk değil güzelim. Hah değilmiş. Yataktan kalkıp odada dört dönmeye başlarken sessizce onu izliyordum. Oktay bu kadar sinirli olması hoşuma gitmişti. Çünkü Mira içindeki hüzünlü ve acıyı dışarı sinir olarak çıkarırdı. Ben öptükten sonra Perinsu denen takma kepikli kızla sevgili oluyor. Üstüne üç gün önce yine beni öpmeye kalktı, bir anda geri çekildi. Daha bir de kimsenin duygularıyla oynamaz diyorsun. Şaşkınlıktan dilim tutulurken öylece Mira'ya baka kalmıştım. O da söylediklerini yeni farkına varmış gibi yerinde durup bana baktı. Yanakları kademe kademe kızarırken dudaklarını ısırıp kafasını yere eğdi. Siz, demiştim ki sustum. Oklarken yataktan kalkıp karşısına dikildim. Yere eğdiği kafasını kaldırıp yüzüme bakmasını sağladım. Oktay'ı gerçekten seviyor musun dedim. Kafasını aşağı yukarı salladı. Mira'yı kollarım arasına çekip sıkıca sarıldım. Bence Oktay da seni sevi dememe kalmadan kollarım arasından çıktı. Öyle bir şey yok abla. Rüya da aynı şeyi söylüyor ama öyle bir şey yok. Şu gözünü bir açsan neler göreceksin. Camın önüne ilerleyip dışarıyı seyretmeye başladığında konuşmak istemediğini anlamıştım. Canı daha fazla sıkmak istemediğim için yanına ilerleyip omuzlarını kavradım. Saçların arasına bir öpücük koydum. Hadi bakalım küçük hanım, şirketin kuruluş yıl dönümü var. Sen de bana organizasyonda yardımcı olacaksın. Canım ist, dediği sırada sözünü kestim. Hadi bakalım Mira Seren, yarım saat içinde kapının önünde ol. Bir şey demesine izin vermeden odadan çıkıp kendi odama girdim. Yüzlerim açık mavi, dizlerimin üzerinde kolsuz bir kalem elbise giyip, ayağıma elbisemin birkaç tonlu koyu rengi stilettolarımı giydim. Saçlarımı düzleştirip elbiseme uygun çanta ve takılarımı aldım. Çantama gerekli eşyaları koyup odadan çıktım.
Bahçeye çıktığımda Mira'yı somurturken buldum. Bu haline gülüp yanına ilerleyerek koluna girdim. Hadi bakalım, bugün fazla yorulacağız. Şoförün açtığı kapıdan gelip arabaya bindim. Korumalar da kendi arabalarına binerken yola çıkmıştık. Beni azat eder misin artık? Yorgunluktan ayakta duracak halim kalmadı. Mira'nın mızmızlaması ile gözlerimi devirip yanına ilerledim. Gören de salonu sen hazırlayacaksın sanır. Tüm işi organizasyon şirketi halledecek. Mekanıydı, masasıydı, kokteyliydi, yiyeceğiydi, kanepesiydi, müziğiydi. Hepsini biz seçtik. Zihnimi yordum ben, zihnimi dedi. Kafasına işaret parmağını birkaç defa vurup. Bilerek kollarımın arasına çektim Mira'yı. Tamam tamam, hadi gidelim diyerek seçtiğimiz mekanın çıkışına doğru ilerledim. Dışarı çıkmıştık ki Ezra'yı arabasına yaslanmış halde buldum. Kaşlarım şaşkınlıkla çatılırken yanına ilerledim. Ezra, seni kaçırmaya geldim dedi kolunu belime sararken. Anlamadım. Hani şu normal bir çiftmiş gibi takılma olayı. Gözlerim ve ağzım şaşkınlık aralanırken Japon balıklarına benzettiğime emindim. Ezra ile yaşadığımız kıskançlık krizlerinden sonra böyle bir karar almıştık. Hayatımızı bir geceliğinde olsa kötülüklerden, karanlıklardan uzak tutarak geçirecektik. Ben de Rüya'nın yanına gideyim o zaman. Evde tek başına oturup canım sıkılacağına bir şeyler yaparız diye Mira'ya sarılıp yanaklarını öptüm. Tamam güzelim, şoför seni bıraksın. Tamam, size iyi eğlenceler. Mira arabaya binip korumaları eşliğinde giderken ben de Ezra'nın arabasına bindim. Yüzümde engel olamadığım bir gülümseme vardı. Küçük bir çocuğun uzun zamandır istediği bir oyuncağa sahip olduğu anki gibi mutluydum. Sürücü koltuğuna Ezra geçmişti. Anlaşılan bu gece sadece ikimize özel olacaktı. Evet küçük hanım, bu geceki planımızı açıkla bakalım. Sen nereye, ben oraya. Dudaklarından kaçan kıkırdığı engel olamazken sol elimle sağ yanağını avuçladım. Kendimi ileri itip dudaklarına kapandığımda şaşkınlıkla kala kalmıştı. Kısa bir öpücük bırakıp geri çekildiğimde nefesim hala dudaklarında can çekişiyordu. Gözlerini gözlerinden ayırmadan dumur olmuş şekilde bana baka kaldı. Boş ver planı, bence direkt eve geçelim. Söyledikleriyle kahkaha atarken sırtımı koltuğa, kafamı da başlığa yaslayıp gülmeye devam ettim. Kendime geldiğimde Ezra hala beni izliyordu. Ona ne oldu der gibisinden baktığımda o mu silkti. Sen gülünce papatyalar bile kıskanıyor güzelliğini. O zaman düşünmeden edemiyorum. Nasıl bir sevap işledim de Allah seni bana verdi acaba? Dedi kafasını benim gibi koltuğa yaslayıp yüzümü incelerken. Karnım guruldadığında Ezra benden hala güzel bir karşı söz bekliyor olabilirdi fakat ben acıkmıştım. Ebeğim şu an hiç özlü söz üretemiyordu. Acıktım dedim mızmızlanırken. Ezra'nın önce kaşları çatıldı, daha sonra söylediğimi idrak edip gülerek arabayı çalıştırdı. Ben de iki güzel söz söylersin diye bekliyorum. Ah nerede o Necip Fazıl, Cemal Süreyya halleri? Hep erkeklerden bekleyin siz güzel söz. Aynısını biz yapsak odun oluruz, öküz oluruz. Ezra söylene söylene arabayı kullanırken gülmemek için dudaklarımı dişliyordum. Sana olan aşkımı anlatmam için güzel sözlere ihtiyacım yok ki sevgilim. Sen yanındayken deli gibi atan kalbimin sesinden, kokumu içime çekip nefesimi ciğerlerime hapsetmemden, gözlerime baktığımda dalıp giden irislerimden sana olan aşkımı pek de güzel anlarsın sen. Dedim yan dönmüş bir şekilde hala onu izlerken. Kırmızı ışıkta durup bana baktı usulca. Sessiz sessiz izledi beni, ben de onu. Sessizlik aramızda köprü olmuş, hamallar kelimeleri usulca götürüp getiriyordu aramızda. Bizim konuşmak için dillerimize ihtiyacımız yoktu. Gözlerimiz ve gönüllerimiz bir olduğu sürece biz birbirimize hiç susmayacaktık. Seni sevmek çok güzel şey dedi sonunda sessizce. Sesi öyle uysal, öyle sakindi ki daha önce böyle bir ses tonuyla konuştuğunu hatırlamıyordum. Ortamın rengini bozan yeşil ışık ve arkamızdan bağıran korna sesleri olmuştu. Ezra derin bir nefes verip hareket ederken ben önüme dönmüş yolu izliyordum. Birkaç dakika sonra araba durduğunda Ezra arabadan inmişti. Meraklı gözlerle etrafı taradığımda sahil kenarında olduğumuzu fark ettim. Ezra tarafından açılan kapıya şaşkınlıkla bakıp arabadan indim. Demek ki neymiş, istediğimiz zaman gayet de güzel, kibar bir mafya olabiliyormuşuz dedim koluna girerken. Bana yandan bir bakış atıp kafasını kenara sallayarak güldü. Birkaç metre yürüdükten sonra ileride el arabasında nohutlu pilav üstü tavuk satan bir yer vardı. Şatafatlı restoranları sevmediğini biliyorum. Bu yüzden keyif alabileceğimiz tek yere geldim. Ezra'nın açıklamasıyla kollarımı kollarına daha sıkı sardım. Yalçın Usta'nın yeri dedim arabanın üzerindeki yazıyı okurken. Hayatında yiyeceğin en güzel nohutlu pilav, emin ol.
Öyle diyorsan öyledir. Denizin kenarına konulmuş küçük masa ve taburelerden boş olanla oturduğumuzda Ezra el hareketiyle yatsın usta olarak tahmin ettiğim orta yaşlı adama işaret vermişti. Adam Ezra'yı görünce gülümsemiş, başıyla selam vermişti. Bakışlarımı denize çevirdim. Hafif esinti saçlarım arasında oynaşarak geçerken denizin kokusunu içime çektim. Hafif dalgalanan denizin sesi kulaklarımda melodilenirken şu ana sevdiğim adamla hapsolmak istedim. Böyle sakin bir şekilde karşılıklı oturmayalı çok uzun zaman olmuş gibi hissediyorum. Derken gözlerimi açmış Ezra'ya bakmıştım. Onun da bana baktığını gördüğümde gülümsedim. Sana böyle bir hayat sunmak istemezdim dedi sıkıntılı bir şekilde gözlerini üzerimden çekip denize çevirirken. Gülümsemem anında solmuştu. Ben hayatımdan memnunum dediğimde bana bakıp yarım bir gülüşle gözlerime baktı. O gözlerde pişmanlığı ve acıyı gördüm. Beni yanında tuttuğu için pişman mıydı? Bunları yaşadığım için canı acıyor muydu? Ezra yalvarırım bana öyle bakma. Ben senin yanındayken her şeyi ve herkesi göze alıyorum. Ben senin elini tuttuğumda, göğsüne başımı yasladığımda hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum dedim. Oturduğum yerde öne kayıp ellerimi ellerinin üzerine kapatırken. Bu hareketin elleri ellerimi kavrayıp tek tek dudaklarını bastırdı üzerlerine. Bak ben biliyorum, çığlık denen o psikopat sadece huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Onun yaptığı hiçbir şey umursamıyorum, inanmıyorum. Ben sana güveniyorum. Ezra kafasını kaldırıp gözlerimin içine baktığında yutkundum. Gözlerinde hoşuma gitmeyen ifadeler vardı. Konuşmak için ağzını açmıştı ki önümüze konan tabak ve ayranlarla ellerimiz ayrılmıştı. Dudaklarıma zorla bir gülümseme koyup nohutlu pilav ve üzerindeki tavuklara baktım. Afiyet olsun Ezra Bey. 15-16 yaşındaki çocuğa gülümserken Ezra da omzuna hafifçe vurup eline para sıkıştırmıştı usulca. Sağ olasın abi. Çocuk koşturarak yanımızdan giderken kaşımı elime aldım. Aramıza dumanlanan gerginliği ve kasvetli sıkıntıyı dağıtmak istercesine muzipçe gülüp beni isteyen adama çevirdim gözlerimi. Bakalım dediğin kadar var mıymış? Bir kaşık aldığım pilavı ağzıma götürüp yerken Ezra pür dikkat beni izliyordu. Bu ne? Mükemmel bir şey bu dedim pilavın ve tavuğun ağzımda bıraktığı mükemmel tatla. Ezra bu halime gülüp kendi pilavından bir kaşık aldı. Söylemiştim. Pilavlarımızı havadan sudan sohbet ederek yedikten sonra Ezra hesabı ödedi ve kalktık. Arabaya gitmek yerine deniz kenarında yürümeye başladık. Ezra'nın kolu omuzumu sararken benim kolum da belini sarmıştı. Başımı sol yanına yasladığımda kulağıma dolan kalp atışlarını dinleyerek gözlerimi kapattım. Beethoven şu sesi duysa oturarak ağlardı yemin ediyorum dedim dalga sesleri, hafif esen rüzgar uğultusu ve Ezra'nın muazzam kalp ritmini dinlerken. Hafif güldüğünü hissettim. Benim kalp ritmimi duyunca ağlayan Beethoven, senin gülüşünü görse ölür o zaman. Söylediklerine gülerken o kadar da değil canım dedim. Yo ben ciddiyim. Senin gülüşün yalnızca bana özel. Başkası görürse acımam. Gülerek kafamı iki yana sallarken acımasız sözlerinin altında yatan şefkati biliyordum. Ezra üzeri isot ile kaplanmış pamuk şekeri gibiydi. Dıştan acı görünürdü. Hatta bir ısırık alırsanız canınız bile yanardı ama... Son o tatlı tadını bir kez aldınız mı? O acıyı yeniden tatmayı göze alarak yemeye devam ederdiniz. Böyleydi benim sevdiğim adam. İsotlu pamuk şekerimdi. Seni çok seviyorum. Dırırırım. Hem de çok dırdırırım. Kendi kendime saçma bir ritimle uydurarak söylemeye başladığım şarkı Ezra'yı güldürmüştü. Fakat bu saçma oyunuma kendisi de katılmadan duramadı. Ben de seviyorum. Dırırırım. Dım dım. Deli gibi seviyorum, dırırırım. Canımdan çok seviyorum diye bağırdım göğsünden ayrılıp ellerimi iki yana açarken. Adımlarımı geri geri atarken yüzümü de Ezra'ya çevirmiş uydurduğumuz saçma oyunun saçma bestelerini söylüyorduk. Canımı çok seviyorum dedi ellerini cebine yerleştirip yavaş adımlarla üzerime gelirken. Kastettiği canımın ben olduğunu anlamıştım. Küçük bir çocuk gibi kahkaha atıp hızla boynuna sarıldım. Gülerek kollarını belime sararken etrafında dönmeye başlamıştım. Kahkahalarım daha da gürleşip gökyüzüne ulaşırken başım dönüyordu. Ezra yeter, Mevlana gibi dönmeyi bırak artık. Ezra sonra durduğunda gülerek kollar arasına yeniden çekti beni. Eski pozisyonumuzu alırken kolumu beline sardım. Bakışlarımı ayaklarımıza indirdim bu sefer. Ayaklarımızı aynı yönde atmaya çalışırken küçük bir çocuk gibi eğleniyordum. Gülüşlerime Ezra'nın da gülüşleri eklendiğinde o da ne yapmaya çalıştığımı anlamış oyun bozanlık yaparak adımlarını bir geri atıp bir duruyor.
birkaç adım atıp yeniden duruyordu. Ben de onun hareketlerini tekrarlamaya çalışırken saçma sapan bir görüntü çıkıyordu ortaya. Birimiz mafya, diğerimiz avukat adayı. Yaptığımız şeye bak dedim gülerken. Ezra da gülüp elini avucuma yerleştirdi. Saçlarımı öpüp geri çekilirken, ne varmış evleniyoruz işte dedi. Gülerek yürümeye devam ettiğimizde az ileride dilek balonu satan ve uçuran insanları gördüm. Heyecanla Ezra'ya dönüp ileriyi gösterdim. Biz de uçuralım mı dedim hevesle. Ezra gösterdiğim yere bakıp alayla güldü. Fakat sesini çıkarmadan o yöne yürümeye devam etti. Satıcının yanına geldiğimizde Ezra bir tane balon almıştı. Aynı şekilde satıcıdan aldığımız kağıt ve kalemle dileklerimizi yazmaya başladık. Ezra'ya göstermeden küçük kağıda dileğimi yazdım. Allah'ım, lütfen sevdiğim adam mutlu olsun. Bensiz bile olsa. Dileğimi Ezra'ya göstermeden balonun bir demirine sardım. Ezra da aynı işlemi yaptıktan sonra ben balonu tutmuştum. Ezra da balonun uçmasını sağlayacak şeyi yakıyordu. Balon sonunda havalanırken Ezra'ya sarılmış gökyüzüne doğru süzülüşünü izliyordum. Ne diledin dedim gözümü balondan ayırmadan. Omuzdan silkip yürümeye başladığında ben de kolunun altında onunla yürümeye başlamıştım. Hadi ama Ezra söyle işte dedim mızmızlanarak. Bilerek kafasını iki yana salladı. Hayır söylemem yoksa gerçekleşmez dedi inatla. Yüzümü somurtup yürümeye devam ettim. Ezra'nın güldüğünü işitsem de yüz vermemeye kararlıydım. Az ileride beton zemine çizilmiş sekseyi görünce Ezra'dan ayrılıp oraya koştum. Yerde bulduğum taşı alıp başlangıç kısmının orada durup taşı bire attım. Ayaklarımdaki stilettoları çıkarıp zıplayarak ikiye atlayıp oynamaya başladığımda Ezra gülerek beni izliyordu. Müstakbel eşim 9 yaşında bir kız çocuğuymuş da haberim yokmuş. Gülerek söylediklerini omuz silkip taşı yerden aldım. Aynı yerde durup bu sefer de ikiye attım taşımı. Çocukken çok sevdiğim fakat çok sık oynayamadığım bir oyundu seksek. İçimde kalmıştı arkadaşlarımla bu oyunu oynamak. Bugüne kısmetmiş demek ki. Ezra sen de oynasana. Ezra bana ciddi misin der gibi bakınca hevesle ona baktım. Kafasını iki yana sallayıp kollarını gövdesinde bağladı. Hadi ama lütfen dedim ellerimi çenemin altında birleştirirken. Dışarıdan bakıldığında küçük bir çocuk gibi göründüğüme emindim. Allah'tan hava kararmıştı da bulunduğumuz yerde tek tük insan vardı. Güzelim saçmalama adamlarımın önünde seksek oynarsam millete maskara olurum. Ne adamı ya adamların yok ki burada dedim dudaklarımı büzerek. Ezra'nın bakışları kısaca dudaklarımı doyalarım tekrar gözlerimi buldu. Az ileride yürüyen adamlar arkamızda sabahtan beri bizi takip eden iki adam ve parkta. Parkın olduğu tarafa bakıp kafasını kenara salladı. Sancakta sallanan adamlar hepsi korumalarımız dedi. Ben şaşkınlıkla onları izlerken nasıl farkına varamadığıma şaşırıyordum. Asla işini garanti almadan hareket etmeyeceksin değil mi? Dedim kollarımı göğsümde bağlayarak. Bilerek yanıma geldi ve kollarını etrafıma sardı. Sen hayatımda var olduğun sürece senin güvenliğin için bu önlemleri almak zorundayım. Benim tek düşmanım çığlık denen o ellerimi hızla dudaklarına kapadığımda gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Benim çok fazla düşmanım var güzelim. Kuyruk acısı fazla olan çok it var. Benim canımı yakmak için de yapamayacakları şey yok. Vücudum bir anda titrerken kendimi Ezra'nın kollarına bıraktım. Sen yanında olduğun sürece ben güvendeyim zaten. Son nefesime kadar yanında olacağım. Söz ver. Sözlerini yarım bırakan telefon melodisi oldu. Ezra sinirle gözlerini kapatıp açtıktan sonra telefonu cebinden çıkarıp açtı. Söz verememişti sevdiğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.